Google'ın Chrome adlı ürünü çıkarmasıyla birlikte web tarayıcı pazarında rekabet iyice kızıştı. Bir yandan Firefox'un da tırmanışa geçtiği pazarda, Microsoft'un umuduysa bu yıl piyasaya çıkması beklenen Internet Explorer 8'de. Biz de bu hafta Microsoft Türkiye Windows Ürün Müdürü Alper Mesci ile Internet Explorer 8'i konuştuk. Teknoloji devi Microsoft, yeni nesil web tarayıcısı Internet Explorer 8'in deneme sürümünü bir süre önce Türkçe olarak kullanıma sunmuştu. Internet Explorer 8'in kullanıcılara neler getireceğini, Microsoft Türkiye Windows Ürün Müdürü Alper Mesci teknolojiye anlattı. Internet Explorer 8 bizim önemli bir Internet Explorer sürümümüz. Ana sürümlerimizden, ana büyük değişiklikleri yaptığımız sürümlerden biri. Öncelikle tüketici tarafında, son kullanıcı tarafında önemli açılımlar var. Önemli değişiklikler var. Benim kişisel olarak en beğendiklerimden ben başlayacağım. Birincisi, Web Slice, bunu da Türkçesinde de Web Slice diye bırakmaya karar verdik dediğimiz özellik. Bu sizin Explorer'da arayüzde bir özel kendinize ait düğme ilave etmenizi ve sürekli takip etmek isteyeceğiniz bir takım içerikleri, web sayfalarına yer alabilecek küçük mikro siteleri diyelim, takip etmenizi sağlıyor. Bunun en güzel örneğini daha ürün şu an beta seviyesinde biliyorsunuz, eBay ile yaptık bu açık arttırma sitesi. Şunu yapmanızı sağlıyor. Örneğin sürekli takip etmek istediğiniz bir ürün var. Satın almak istediğiniz, ilgilendiğiniz bir ürün var. Onu işaretliyorsunuz. Pat diye ekranda onunla ilgili ufak bir düğme oluşuyor. Sürekli olarak basıp işte oraya kaç kişi teklif vermiş, teklifler ne durumdasın, istediğiniz fiyata gelmiş, bunların hepsini takip edebilir oluyorsunuz. Benzer uygulamaları biz Türkiye'deki iş ortaklarımızdan, Türkiye'nin önde gelen web siteleriyle de gerçekleştiriyoruz. Mesafeler kat ettik. Bazılarını bitirdik, kısa zaman içerisinde duyuracağız. Bu benim çok hoşuma giden bir özellik. Örneğin Türkiye'nin önde gelen bankalarıyla birlikte, önde gelen bankalarından birisiyle birlikte işte herkesin sıkça takip etmek istediği dolar, euro, kur bilgilerini ve borsa bilgilerini sürekli olarak size güncel bir şekilde gösteren ufak bir parçacık web slice biz yaptırdık. Bu çok yaptık daha doğrusu beraber. Çok ilgi çekecek, kullanılacak bir uygulama. Lansman döneminde iş ortağımızdan birlikte bunları duyuruyor olacağız. Bir diğer altını çizmek istediğim özellik akseleratör, hızlandırıcı. Bu da çok etkileyici bir şey. Herhangi bir web sitesinde gezerken, örneğin bir cep telefonu gördünüz ve bu cep telefonu sizin çok hoşunuza gitti. Bunu hemen satın almak istiyorsunuz. Bu metni seçiyorsunuz. Sağ tuş sizin bununla ilgili fiyat bilgisini alabileceğiniz web sitesi. Mesela hepsiburada.com'dan yaptığımız uygulamadan örnek vereyim. Hepsiburada.com'un web sitesinden alınabiliyor bu uygulamacık şu anda. Seçiyorsunuz ve anında hepsiburada.com'un fiyat web sitesinde bu ürün fiyatı neymiş, satılıyor muymuş, yorumlarda aldığı yıldızlar neymiş bunları görebiliyorsunuz ve tek düğmeyle hemen satın almaya geçebiliyorsunuz. Şimdi bütün bunlar ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Biz internet kullanıcılarının kullanım deneyimlerini araştırdık. En çok ne için web sayfasını bir başka web sayfasına geçmek durumunda kalıyorlar? En çok ne için birden fazla tarayıcı açmak durumunda kalıyorlar? Bunlara baktık. Örneğin çok fazla birden fazla tarayıcı açma gerekçelerinden biri fiyat kontrol etmek, adres kontrol etmek, telefon numarası kontrol etmek veya küçük bir arama yapmak. İşte bütün bunları adresleyen, bütün bunları çok kolay ve pratik hale getiren bir çözüm var burada. Akseleratör mükemmel çalışıyor. Şu ana kadar Türkiye'deki iş ortaklarımızdan yapmış olduğumuz birkaç tane oldu. Henüz daha ürün beta aşamasında, lansman döneminde daha da fazla olacak ve bunları duyuracağız. Yine bir diğer konu internette kuşkusuz gizlilik. Aslına bakarsanız sizin internet ortamında işte internet ortamında bankacılık işlemi yapıyoruz, muhtelif ödemeler yapıyoruz, belli bir takım web sitelerine gidiyoruz ve bunları gizli bir şekilde yapmak arzusunda olabiliyoruz. Gene Internet Explorer 8'de gelen bir özellik var.
in private dediğimiz bir özellik. Browser'ı yani tarayıcımızı bu moda geçiriyoruz ve artık o moddayken tarayıcımız yaptığımız her şey unutuluyor biz tarayıcımızı kapattığımız anda. Örneğin internet bankasına giriyoruz, güzel güzel ödemelerimizi yapıyoruz, işlemlerimizi yapıyoruz. Kapattığımız anda sanki oraya hiç girmemiş gibi bilgisayarda hiçbir iz bırakmadan ne yapmış oluyoruz? Çıkmış oluyoruz bankadan. Böylece gönül rahatlığıyla şirketteki ortak bilgisayarlarda, işte bir arkadaşımızın bilgisayarında, işte internet kafe gibi yerlerde iz bırakma korkusu, benim işte o bankacılık işleminden bir takım bilgilerin arta kalma korkusu olmaksızın işlemlerimizi yapabilir hale geleceğiz. Bunların yanı sıra sizin altını çizmiş olduğunuz HTML 5.0 desteği var. Peki ne demek HTML 5.0? Hani bir kullanıcı için ne anlama geliyor? Şimdi bugün hepimiz gözlemliyoruz. İnternete erişmenin pek çok yolu var. İşte bilgisayarımızdan erişebiliriz. Bilgisayardan erişmek dediğim zaman kişisel bilgisayarımız veya ortak kullanılan bilgisayar olabilir. Explorer'ın değişik versiyonlarını kullanıyor olabilirsiniz. Cep telefonlarından erişmek mümkün. İşte arkamda bir tane Media Center bilgisayar var. Windows Vista Home Premium çalışan Media Center özellikle bir bilgisayar var. Bunun arayüzlerinden erişmek mümkün. Çok fazla ortam var. Fakat gözlemliyoruz ki web siteleri çok bu değişik, çok fazla sayıdaki aracın her birinde aynı kalitede, arzu edilen şekilde görüntü veremiyorlar. Bunun temel gerekçesi HTML standardında bugüne kadar oluşmuş olan karmaşa. Önümüzdeki dönemde kabul edilecek olan HTML 5.0 standardı ile bu karmaşa sonlanıyor. Böylece aslında bir web sitesi tüm cihazlardan, tüm ortamlardan aynı görsel kalitede ve düzgünlükte görünebilecek şekilde erişilebilir, kullanılabilir olacak. HTML 5.0 desteğini ilk getiren internet tarayıcısı olarak Internet Explorer 8 göz dolduruyor. Herkes tarafından yoğun talep alıyor. HTML 5.0 yeni bir standart. Kullanıcı için işte önümüzdeki dönemde belki böyle bir sene içerisinde çok anlamlı bir hale getirecek internet dünyasını. Artık her şeyi, her türlü siteyi, her türlü tasarıma sahip siteyi, her türlü cihazdan hiçbir uyum problemi, görsellik sıkıntısı olmaksızın görebilir hale geleceğiz. Peki ama mevcut milyonlarca site ne olacak? Milyonlarca web sitesi var ki bunlar Internet Explorer 7 için tasarlanmış durumdalar. Internet Explorer 8 burada bir aynı zamanda altyapı sağlamakta. Böylece uyumluluk modunu aldığınız zaman Internet Explorer 8'i Internet Explorer 7 için hazırlanmış web siteleri mükemmel bir şekilde görünecekler. Ve bunu otomatik olarak Internet Explorer 8'in algılaması, yani bu site Internet Explorer 8 için 5.0 HTML 5.0 için yapılmıştır. Bu diğer site Internet Explorer 7 için yapılmıştır algılayabilmesi için de bir altyapı mevcut. Biz zaten Türkiye'nin önde gelen web sitelerinden, en fazla trafik alan ilk 100 web sitesi, Türkiye'nin en büyük kurumlarının tümüyle birebir görüşmelerimizi yaptık. Bu konuda iletişimde bulunduk ve bu web sitelerinin tümünün Internet Explorer 8 ortamında düzgün, sorunsuz bir şekilde çalışması, bu yeni özellikleri, akseleratörü, web slice'ı problemsiz bir şekilde sunması ve bu hizmetleri müşterilerine kullandırtması, kullandırmıyor ise de, ki bunların sayısı gayet az olacak, Internet Explorer 8'den sorunsuz bir görsellik sağlaması için gereken çalışmaları yürüttük. Hala da yürütmeye devam ediyoruz. Burada iş modelleri geliştiriyoruz. Enteresan açılımlar yapacağız bu konuda da önümüzdeki günlerde.